Mimar Sinan, 16. yüzyıl Osmanlısı'nda 9 milyon kilometre karelik bir coğrafyada 400'e yakın eser inşa eder. Bosna'da Drina Köprüsü, Kudüs'teki Kubbetüs Sahra, Halep'te Hüsrev Camii, İstanbul'da Süleymaniye. Hepsini 50 yaşından sonra yapar ve bir asırlık ömründe Osmanlı mimarisini zirve noktasına tek başına taşır. Fakat tek bir inşaatında bile 164 cilt defter tutup tüm ayrıntıları not eden Mimar Sinan, kullandığı hiçbir inşaat tekniğini açıklamaz. Gerisinde onlarca şaheserle birlikte 5 asırdır açıklanamayan bir dizi mühendislik gizemi bırakır. Profesör Hikmet Kırık 30 yıldır tarihi ve toplumu inceliyor. Ve şimdi Mimar Sinan'ın gizemli mühendisliğinin sırlarını çözmek istiyor. Mimar Sinan neredeyse kariyerinin her yılı 8 farklı inşaat projesi yönetti. Ancak bu yetenekli baş mimarı sıra dışı kılan yönü inşa ettiği eserlerin sayısı değil, kullandığı gizemli teknikleriydi. Gizli formüller, bilinmeyen işlemler ve asırlar sonra icat edilen bir dizi inşaat tekniği. Tüm bunlar birer efsane mi yoksa gerçek mi? Mimar Sinan'ın gizemli mühendisliği hangi sırları saklıyor? Tüm bunların cevabı Mimar Sinan'ın yeteneklerinin zirvesi olan görkemli bir yapıda saklı. Süleymaniye Camii'nde. İşte sadeliğin ihtişama dönüştüğü yer. Osmanlı gücünün zirvesinde inşa edildi. Klasik Osmanlı mimarisinin doruk noktası oldu. Mimar Sinan'ı anlamak istiyorsanız önce buradan başlamalısınız. Süleymaniye 15 farklı yapıdan oluşan külliye ve cami olarak inşa edildi. Cami ana yapısı 69 metreye 63 metre uzunluğunda ve 48 metreye 54 metre genişliğinde bir avlusu var. İkisi 56 metre, ikisi 75 metre yüksekliğinde toplam 4 minaresinin her biri Pisa Kulesi'nden daha yüksek. Yerden 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ise 27,5 metre çapında, yani 2 tenis kortu genişliğinde. Böylesi anıtsal yapılar inşa etmek göz kamaştırıcı bir zeka gerektirir. Fakat beraberinde bazı zorluklar getirir. Şöyle düşünün, bir mimarsınız ve müşteriniz Cihan Padişahı. Sizden iki beklenti var, büyüklük ve sağlamlık. Kanuni çağın en büyük camiini inşa ettirmek istiyordu. Devasa ölçülerine rağmen yüzlerce yıl ayakta kalmalıydı. İşte Mimar Sinan'ın zekası burada devreye giriyor. Büyüklüğe rağmen sağlamlık. Peki Sinan bunu nasıl başardı? İlk cevap ayaklarımızın altında yatıyor. Doğru zemin, doğru temel. Süleymaniye devasa boyutlarına rağmen şaşırtıcı derecede sağlam bir yapıdır. Büyük Çamlıca Camii yapılana kadar 462 yıl Türkiye'de inşa edilen en büyük camiydi. Toplam 180 bin metreküp hacmi ile Sultanahmet, Selimiye ve Yeni Camii'den daha büyüktür. Bu devasa ölçülerine rağmen yapılışının üzerinden geçen 5 asırda 15'i 5,5 şiddetinin üzerinde olan 89 depremden hiç hasar almadan çıkar ve sadece 4 kez restore edilir. Bugün modern mimaride her binanın bir kullanım ömrü vardır ve genellikle 100-150 yıl arası değişir. Bunun anlamı 150 yıldan sonra bir binanın sağlamlığı garanti edilemez. Fakat Mimar Sinan sultana kıyamete kadar ayakta kalacak bir cami vaat etti. Üstelik depremleriyle meşhur bir şehirde. Süleymaniye için 7 tepeli şehir İstanbul'un 3. tepesi seçilir ve ilk kazma 1549'da vurulur. Mimar Sinan ilk iş olarak 150 metreye 70 metre ebadında 6 metre derinliğinde bir temel çukuru kazdırır. 100 bin tondan fazla toprağın hafriyatı ve geçici iskan duvarlarının kurulması 1,5 yıl sürer. 13 Haziran 1550'de Süleymaniye'nin 7 yıl sürecek inşası resmen başlar.
Tam bu noktada Sinan'ın planı kafaları karıştırmaya başlar. Temel taşı konulduktan sonra 2 yıl boyunca dışarıdan bakıldığında inşaatta hiçbir ilerleme kaydedilmez. Evliya Çelebi yapının 3 yıl boyunca toprak üstüne çıkmadığını yazar. Fakat gerçek sebebi o da bilmiyordur. Hatta Sinan sırrını padişaha bile açıklamaz. Bu Süleymaniye inşaatı için bir kırılma anıdır. Çünkü Mimar Sinan çağına göre çok yenilikçi bir inşaat tekniği kullanmıştır. Bunu Süleymaniye'nin zemini kabul edelim. Yukarıda 5-6 metre kalınlığında kumlu toprak tabakası, altında yüzeye yaklaşan gurovak kayalıklar mevcuttur. Mimar Sinan'ın bu bölgeyi seçmesindeki amacı, o günkü İstanbul sınırları içinde her yerden görülebilir ve bu bölgede gurovak kayalıklar yüzeye çok yakındır. Sinan önce yüzeydeki toprak tabakasını kaldırıyor ve kayalara yaklaşıyor. Daha sonra 30 bine yakın kazık çakarak bu kazıkların üzerine tonlarca ağırlıkta bloklar koyduruyor ve 2 yılı aşkın bekliyor. Böylece zeminin daha iyi sıkışmasını ve yük taşır hale gelmesini sağlıyor. Kazık temel tekniği dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli Burj el Arab'ın inşaatında kullanılır. 321 metre yüksekliğindeki dev bina, Dubai'nin yumuşak kumlu zeminine temelindeki 230 tane devasa beton kazık sayesinde dikilir. Mimar Sinan aynı tekniği 450 yıl önce kullanır. Dev kazıklar çaktırıp kayalar yığarak 2 yıl boyunca toprağa metrekare başına 10 ila 15 tonluk bir basınca maruz bırakır. Bu inşa edeceği caminin zeminine uygulayacağı basıncın tam 2 katıdır. Uzun süren zemin hazırlığı Sinan'ın planının ilk aşamasıydı. Hatta ilerleyen yıllarda inşaatın geciktiğine dair dedikoduların çıkmasına bile neden olmuştu. Fakat Sinan ne yaptığını gayet iyi biliyordu. Ve üstelik kazık temel tekniğini son kullanışı da olmayacaktı. Süleymaniye'den 9 yıl sonra Büyükçekmece Köprüsü'nü inşa ederken temele 2,5 metre boyunda 40 bine yakın kazık çaktı. Ve böylece 636 metre uzunluğuyla Osmanlı'nın Anadolu'daki en büyük köprüsünü bataklık zemin üzerine inşa etti.